Dünyanın en bereketli toprakları, doğal kaynakları ve maden konusunda bu kadar zengin olup bu kadar fakirlik içinde yüzen başka bir millet yok neredeyse. Tüm dünyanın bir sülük gibi kanını emmeye çalıştığı uranyum, petrol, doğal gaz ve doğal bitki örtüsü ile doğal yaşamın çeşitliliğini sağlayan ülke Nijerya. Burada halk yoksulluk, sefalet, açlık ve çok büyük hastalıklarla boğuşuyor. En kötüsü ise cahillik ile. Bu ülkeyi başlıca sömüren ülkeler Fransa ve İngiltere'dir. Özellikle Fransa, Nijerya olmadan bir gün bile ayakta kalamaz. Çünkü Fransa, elektriğinin %71'lik bir kısmını Nijerya sayesinde sağlamakta. Bir düşünün, koskoca Fransa gibi bir ülkenin neden fakir bir ülkeye ihtiyacı olsun ki? Olur, hem de bal gibi de olur. Fransa, elektriğinin büyük çoğunluğunu nükleer santraller sayesinde karşılamakta. Bunun içinde haliyle uranyum gibi tepkime verebilen özel elementlere ihtiyacı var. Ancak Fransa'nın mevcut konumunda uranyum gibi elementler çok fazla çıkmamakta. Bu sebeple de dış kaynaklardan bu ihtiyacını karşılıyor. Ancak bedava almak varken parayla neden satın alınsın ki? Tabii bunu yaparken de bedavadan karşılayabileceği uranyum rezervleri olup milyonlarca köleye sahip olan Afrika kıtasından sağlamakta. Nijerya, ilginç bir biçimde uranyum bakımından büyük bir rezerve sahip. Bu sebeple de bu sömürge devletlerinin ağzının suyu akıyor diyebiliriz. İşin kötü tarafı, Fransa bu ülkeden çıkartmış olduğu madenler için herhangi bir katkı payı da sağlamamakta. Bildiğiniz bu ülkeyi bedavadan sömürüyor ve tüm dünya buna kayıtsız kalıyor. Nijerya halkı her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olsa da ellerinden bir şey gelmiyor. Özellikle 17. yüzyıldan beri İngiltere'nin himayesinde olan Nijerya, kendi kültürel yapısını iyiden iyiye kaybetmiş durumda. Ülkenin genel olarak dini ayrılıkları İslam ve Hristiyanlık arasında bir ikilemde kalmış. Bunun yanında resmi dili sömürgeci devletler yüzünden İngilizce olarak yerleşmiş. Arapçanın her ne kadar hatır sayılır bir konuşanı olsa da İngilizce kadar genel bir yapıya sahip değil. Halk yoksul. Ülke Afrika kıtasında olmasına rağmen tartışmasız güzelliği ve zenginliğe sahip. Halkın büyük çoğunluğu tarım ile geçinmekte ve topraklarının %21'i verimli olup bunların çoğu ekilmekte. Aynı zamanda ülkede yeni çıkan petrol sayesinde halkın refah seviyesi bir hayli artmış durumda. Şu an güncel verilere göre bu ülkedeki bulunan askeri ücret 102 eurodur. Bu da halkın sömürge ve fakirlik bakımından ne kadar zor durumda olduğunun büyük bir kanıtı. Sömüren devletler sözde politik güçlerini bu ülkeden çektiklerini söyleseler de çıkan haberler ve yaşanan iç karışıklıklar bunun ne kadar doğru olmadığının kanıtı. Ülke halen daha iç karışıklıklar ve iç savaş halinde. Bu sebeple de kendi içlerinde etnik gruplara ayrılmış durumdalar. Bir taraf İslam'ı kullanarak ülkeyi zayıflatmakta. Bir taraf ise açlığı ve sefaleti kullanarak. Bölgede bulunan Boko Haram adlı bir İslam grubu alfabe haram, batılı olmak haram diyerek kadınları kaçırıp satmakta. Anlayacağınız yine Müslüman bir ülkede. Yine İslam'ı kullanarak sömüren bir tayfa var. Bu durum sanırsam İslam ülkelerin kaderi mi diyeyim, yoksa bu kadar aydın bir din olan İslam'ın doğru düzgün kullanamadıkları için kendi kendine eden bir halk mı diyeyim, karar sizlere ait. Ülkedeki karışıklık durumları yüzünden suç oranı bir hayli fazla. Nüfus bakımından ise yaklaşık olarak resmi rakamlar 195 milyon, kayıt dışı rakamlar ise 200 milyondan fazla bir nüfusa sahip olduğunu gösteriyor. Bu ülkede sadece petrol ve uranyum da çıkmıyor. Aynı zamanda zengin bir biçimde doğal gaz rezervleri de mevcut. Bu var olan kaynakları yüzünden de resmen dünyaya gel beni sömür diye bağırıyor. Zaten kaç yüzyıldır bu gariban ülkenin tepesinden İngiltere hiç eksik olmamıştı. Bir de üstüne Fransa eklendi. Ancak Nijerya'nın her bir bölgesi çok farklı özelliklere sahip. Çünkü Nijerya'nın yağmur ormanları olduğu gibi çöl bölgeleri de mevcut. Dünyanın en uzun nehirleri arasında yer alan ve üçüncülüğe sahip
Benue Nehri'ne sahiptir. Bu nehrin uzunluğu ise yaklaşık olarak 280 kilometreye kadar çıkmakta. Yağmur ormanlarında yaşamak ise büyük bir tehlike arz ediyor. Çünkü yırtıcı hayvanların ana vatanı olup bunun yanında bir ısırıkta felç eden sivrisinekleri, tek sokmada öldüren yılanları ve devasa akreplere ev sahipliği yapmakta. Anlayacağınız, orada yaşamak zor olmakla beraber hayatta kalmak çok daha zor. İnanılmaz bir sıcaklığı var ve nem oranı çok yüksek. Bu yüzden halk her fırsatta gölgelik alanlardan çıkmamaya çalışıyor. Ancak durum bunun tam tersini gösteriyor. Bu sebeplerden dolayı da bu ülkedeki ortalama yaşam süresi 55 yıl olarak kalmış. İnsan kaçakçıları, açlık, yırtıcı hayvanlar ve sıcak gibi zorluklardan kurtulduğunuzu varsayalım. Bunun yanında en büyük tehlike olan su zehirlenmesiyle de ölebilirsiniz. Ülke tatlı su kaynakları bakımından çok sınırlı. Bakmayın öyle nehirlerinin bol olduğuna. Bu nehirlere deniz suyu gibi tuzlu suların bulaşması sebebiyle tatlı suyun kalitesi oldukça düşmekte. Bunun yanında çevresel faktörlerin çok büyük etkisi var. İnsanların dökmüş olduğu atıklar da bu zehirlenmelerin oranını bir hayli arttırıyor. Sırf bu yüzden içme sularının sınırlı olması ve zehirli olmasından kaynaklı her yıl Nijerya'da binlerce insan vefat ediyor. Ülkenin genel yönetimi sözde cumhuriyet. Ancak sık sık askeri yönetim bu yönetimi devirip ülkeye darbe yapmakta. Bu da ülkenin büyük bir ivme kazanamamasına yol açmakta. Bu yetmezmiş gibi ülke hem sömürülüyor hem askeri darbe yapılıyor. Açlık, sefalet ve daha birçok etkenle savaşırken bunun yanında hala daha ülkede kabile halinde yaşayan insanlar mevcut. Bu da tabiri caizse ülkenin IQ seviyesini çok düşürüyor. Çünkü bu halkın çoğunluğu okuma yazma bilmiyor. İşin garip tarafı bu yerli kabileler hala daha kendi içlerinde çatışıp diğer kabilelerle de çatışma halinde. Anlayacağınız bu ülkede tam bir kaos hakim. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen gerçekten güzel bir yer. Eğer fırsatım olsaydı Afrika kıtasını boydan boya gezmek isterdim. Malum bu şartlar altında bu pek mümkün olmuyor. Ben de sizler gibi araştırıp sizi video aracılığı ile bilgilendiriyorum ve aynı zamanda gezdiriyorum. Kim ne derse desin, ülke bu kadar olumsuzluğun içinde harika bir yapıya ve güzelliğe sahip. Bu da onu eşsiz bir yer yapıyor.